Bizim ağır hastalarımız henüz daha çok yok. Ölümlerimiz de çok değil. Yoğun bakımlarımızın da yatakları da var. Ama salgın yönetiminde kriter bu değil, demin ifade ettiğiniz gibi. Sonrasını görüyoruz. Yansımalar hep sonra oluyor. Dolayısıyla da böyle bir süreçte zaten şöyle bir ifade kullanıldı. 17 Mayıs'ta biliyorsunuz bakanlar, işte sözcüler açıklama yapıyor. 17 Mayıs'ta 5000'i hedefliyoruz. Peki nasıl oluyor? Böyle bir matematik modelleme üzerinden mi gidiyoruz? 6. günde %50'ler düşürüyoruz. 17. günde 5000'lere düşürüyoruz. Kaldı ki Nisan'da kapandığımız dönemde 5000'li rakamlar korkunç rakamlardı bizim ifadelerimizde, ki öyle. Binlere en azından düşürmek, okulların açılması, hayatın tekrar hareketlendirmesi için gerekli. Artık tek bir amaç var bu kapanmada. Sağlık sisteminin yükünü düşürmek. Açıldığımızda tekrar aynı şey olacak. Dolayısıyla böyle bir kapanmayı hedeflerken aslında keşke şu da olabilseydi. Test sayılarını azaltmak yerine test sayılarını en azından iki katına çıkartmak. Filyasyon %99 küsur 9 ama nokta 9 ama filyasyon, bakın bugün hasta tanı alıyor. Covid pozitif. Bunu hastalarımızdan biliyoruz. Diyor ki hocam, bize pozitif tanı konuldu. İlacımız geldi ama orada yanımızda birlikte kaldığımız ailemize de test yapılmadan ilaç verildi. Şimdi bu temaslı takibini bile olmadığı bir süreç. O zaman bizim aslında şöyle bir kapanmada hedefimizin test sayılarını artırarak o saptanabilecek vakaları izole edebilmek ve daha sonra bunların dolaşıma katılmasıyla birlikte sayının artmasının engellenmesi olacaktır. Evet. Ve açılımda da yine aynı hedef olmalıdır. Aşılamayı artıramıyorsak bile, çünkü aşı kıtlığımız var malum, 2 ay sonra aşı bolluğuna gitmeden önce. Ama bu 2 aylık aşı kıtlığı esnasında bari testleri artırmak, ama bizde test testler azalıyor. Evet. İnanılmaz bir biçimde, epidemiolojiye aykırı bir biçimde sayılar azalıyor. Anlamak mümkün değil, Evet. dediğiniz gibi bu da güvensizlik yaratıyor. Sayın Başar, aşı 2 ay sonra aşı bolluğu olacak. Şimdi kıtlık yaşıyoruz dediniz. Hemen Sayın Ünal'a soracağım. Sayın Ünal, şimdi biz acaba şöyle yapıyoruz diyebilir miyiz? Hani alacağımızla borç ödemeye çalışıyoruz. Hakikaten öyle bir durum var. Aşı yok. Üçüncü doz aşı tartışmaları var. Pekiştirme dozu. Şimdi bunun suni bir gündem olduğu söyleniyor. Çünkü bütün vatandaşlarınızı, her birini, 80 milyonu işte ne kadarsak rakamlarla, çünkü biliyorsunuz o kadar göç oluyor ki artık biz de takip edemiyoruz. 80 milyon üzerinden hesaplarsak vatandaşlarınızı, gençlerinizi hepsini aşılarsınız. 160 milyon doz. Kenarda da bir aşınız olur. Dersiniz ki üçüncü dozu da yapacağız, pekiştirme dozu. Sayın Ünal, size bu söylenenler mantıklı, bilimsel, samimi geliyor mu, yoksa bir oyalama taktiği mi? Çünkü ben de dahil birçok insan henüz tek aşıyı bile olamadık. Daha 60 yaş üzeri çünkü devam ediyor. Buyurun Sayın Ünal. Aslında siz sorunuzda benim vereceğim cevabı da vermiş oldunuz. Olmayan aşıyla gerdeğe girmenin alemi yok. Hocam evet, Çok aslında kısa yani. bu kadar, evet. Yani bu kadar çok uzatmanın alemi yok. Şu ana kadar Türkiye'ye gelen aşı sayısı 28 milyon. Toplam yapılan aşısı dozu sayısı 24,5 milyon. Tamam, vaatler var gelecek, ama bu vaatlerle ilgili bugüne kadar Türkiye'de verilen vaatler bugüne kadar yerine gelmedi. Teorik olarak Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz Sinovac aşısının gelmesi gerekiyordu. 4,5 milyon doz BioNTech'in gelmesi gerekiyordu. Onlar hala gelebilmiş değil. Ha, bunun gerekçeleri var. Bunu aslında dünya konjonktüründen ayrı da değerlendirmememiz gerekiyor. Çünkü dünyada bir aşı temin sıkıntısı var. Bu bir tek Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bir durum değil. Bakın, Kanada'yı örnek verelim. Kanada nüfusu başına en fazla aşı ısmarlayan ülke olduğu halde şu anda nal topluyor. Gerilerden geliyor. Evet. Vatandaşını aşılayamıyor. Bunun en büyük sebebi, aşı ısmarladılar ama ısmarlamada geç kaldılar. Geç kaldıkları için de daha önceden anlaşma yapanlara öncelikli olarak aşı veriliyor. Daha geç aşı alacaklara ya da daha geç anlaşma yapılanlara mutlaka aşı verilecektir, ama daha geç dönemde verilecektir. Aslında Türkiye'nin durumu da 3 aşağı 5 yukarı Aynen. Kanada'ya benzer bir durumda ve aşıları elimizde görmeden gerdeğe girmenin alemi yok. Sayın Ünal, Çok amiyane bir tabir oldu ama evet. gerçek böyle yani. Bazen de böyle artık, yani kafamıza dank etmesi için bu tabirlere ihtiyaç duyuluyor. Sayın Ünal, şimdi şunu sormak isterim.
Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz bir COVAX grup oluşturdu. İşte olmayan ülkelere aşı vesaire, ama şimdi şu tartışılıyor. Aslında en önemli nokta da bu değil mi? Bu aşıların çocuk felci gibi, işte penisilin gibi insanlık hizmeti için olması, bunların patentinin verilmesi, bir yandan üretebilecek ülkelerin üretip dünyaya hani yeniden insan olmamız gerekiyor işin açıkçası. Çünkü biz 80 milyon aşılasak da Bulgaristan, Yunanistan, İran komşularımız aşılanmadığında bir anlamı yok. Kanada 80 doz kişi başı aşı alsa, her ay vatandaşını aşılasa bile bir anlamı yok. Çünkü eğer hala aşılanmamış, tek doz bile almamış vatandaşlar varsa sirkülasyon dünyada devam edecek. Bununla ilgili gelen bir bilgi, net olmadığı için söylüyorum. Birkaç iş adamının özel bir gruba araştırma yapıp bir aşı bulun. Bu aşıların da patentini biz, bir çalışmalar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Olması gereken neydi? Biz yine bu insanlık sınavından da mı kaldık Sayın Ünal? Vallahi hafif kesintiler nedeniyle tam anlayamadım ama zannediyorum birkaç iş adamı bu tür araştırmaları desteklemek istiyor, evet, dediniz. Doğru mu? Evet. Türkiye'de. Hı hı. Yani genel olarak güzel bir olay. Bence yapılması gereken bir olay. Bunun ama tabii ki dünyada da böyle oldu. Dünyada da iş adamları büyük aşı firmalarını desteklediler. Devletler büyük aşı firmalarına desteklediler. Büyük kuruluşlar ciddi para aktardılar. Evet. Ve sonunda şu anda dünyada aşı bir para karşılığı satılan bir meta haline geldi. Bu da bir yerde doğal. Niye doğal? Çünkü bir yatırım yapıyorsunuz. En azından o yatırımı geri almak mecburiyetindesiniz. Bunun parasını şu anda devletler ödüyor. Böyle de olması gerekiyor. Ama devletlerin nereye kadar ödeyeceğiyle ilgili bir fikrimiz yok. Artı ödeyemeyen devletlerdeki durum da ortada. COVAX işte bu ödeyemeyen devletler için ortaya koyulan bir yapılanma. Ama çok başarılı gittiğini söylememiz de mümkün değil. Ve bu ortamda patent devriyle ilgili konular gündeme geldi. Aslında bu da çok parlak bir konu, üstünde durulması gereken bir konu. Ama sonuca ulaşması yıllara yayılacak bir konu. O kadar kolay bir konu değil. Evet. İsmi kadar kolay değil. İsmi çok cazip ama ulaşım o kadar kolay değil. Ve ulaştıktan sonra da bir dahaki salgında buraya kim yatırım yapar, ne kadar yatırım yapar, yeni aşı bulunması nasıl olur? İrdelenmesi gereken birçok yönü var. Ama buradan da yola çıkarak Türkiye'deki bazı iş adamları bu işe para yatırıp aşının bir an önce teminini sağlayacak bir girişime ön ayak oluyorsa, bunu öncelikle takdirle karşılamamız lazım. Ancak bunu takdirle karşılarken bununla ilgili kuralların öncelikle devlet tarafından çok iyi koyulup bunun satışının ya da alımının bir kaç paradan olacağı ve bunun parasını devlet tarafından ödeneceğiyle ilgili kesin kuralların da ortaya koyulması gerekiyor. Evet. Çünkü bunu bireyler satın alıp yapsın gibi bir uygulamaya geçersek bu gerek ülkemizde gerek dünya çapında çok büyük eşitsizliklere neden olur. Aslında dünyada şu anda bu eşitsizlik var. Parası olmayan ülkeler aşı olamıyor ya da yeterli aşı olamıyor. Parası olan ülkeler, evet, aşı olabiliyor. Şu anda devletler ödüyor ama yarın bunu bireylere fatura etmeye kalktığınız zaman, yani tüm dünyada görülen bir pandemiyi kişilere fatura etmeye kalktığınız zaman bu pandeminin içinden iyice çıkılamaz hale gelir. Çünkü parası olmayan aşı olamaz, bundan aşı olan da faydalanamaz. Onun için bunun devletler bazında bir şekilde çözülmesi lazım. Ama bazı firmalar aşı üreteceklerse, bunu araştıracaklarsa fikir olarak kuralları iyi koyulmak şartıyla doğru, faydalı bir yaklaşım olacağı kanaatindeyim ben. Evet. Ama detaylarını bilmiyorum. Evet. Ben de umut ediyorum. Şimdi çocuklarımız doğar, sağlık ocağına gidersiniz. Ücretsiz aşılar, işte çocuk felci gibi, su çiçeği gibi. Artık hakikaten COVID aşısının da böyle olması, yani yaşam hakkıdır, bir çocuğun, bir insanın yaşam hakkıdır. Bundan sonra hayatını kaybedecek her insan aşıya ulaşamadığı için ölecekse,